Fethullahçı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasında yer alan ve örgüt mensuplarıyla ankesör veya sabit hattan iletişim kurduğu tespit edilen şüphelilere yönelik yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan ve hakimliğe sevk edilen 41 askerden 39'unun tutuklanmasına karar verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki yapılanmasında yer alan ve örgüt içerisinde ankesör veya sabit hattan iletişim kuranlara yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilen aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 41 şüphelinin ifade işlemleri sona erdi. Nöbetçi hakimlik 39 şüphelinin silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik 2 şüphelinin ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 20 Şubat'ta FETÖ'ye mensup olduğu, ankesörlü ve sabit telefon hatları üzerinden mahrem imamlarla iletişime geçtiği iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan, aralarında 106'sı muvazzaf, 10'u emekli, 44'ü ihraç edilen askerde bulunan 170 şüpheliden 122'si İstanbul merkezli 38 ilde düzenlenen operasyon sonucunda yakalanmıştı. Geçtiğimiz hafta soruşturma kapsamında 42 kişi tutuklanmış, itirafçı olan 6 şüpheli de adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı. Son kararla birlikte soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 81'e, serbest kalanların sayısı ise 8'e çıktı. Öte yandan Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ-PDY silahlı terör örgütünün gaybubet evlerine yönelik iki adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Kahramanmaraş il merkezinde bulunan iki adreste FETÖ-PDY silahlı terör örgütü kapsamında yakalama kararı bulunan iki şahıs yakalandı. Kahramanmaraş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uzun bir takip sonrası gerçekleştirilen operasyonda Aksaray Sulh Ceza Hakimliği'nce silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yakalama müzekkeresi bulunan HP ve Osmaniye 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yakalama müzekkeresi bulunan AÇ, gaybubet evlerinde yakalandı. Her iki şüphelinin de terör örgütünün gizli haberleşme ağı olan Baylok programına kayıtlı olduğu tespit edildi. Şüphelilerin örgüt içinde kod isim kullandıkları ve mesul olarak görev aldıkları iddia edildi. Şüphelilerden AÇ üzerinde kardeşinin üzerine düzenlenmiş sahte kimlik belgesi de ele geçirildi. Operasyonda dijital eşyalara da el konulurken çok yönlü devam eden soruşturmada iki kişi gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.